being 16 in this generation, there's like so many issues that we all need to come together and solve, and it's just not like a generation thing. İstanbul'da çok fazla sokak hayvanı var. Hepsi aslında sevgiye çok muhtaçlar. O yüzden bir kere gidip merhaba dedim, bir kere gidip sevgi gösterdim mi hemen bağlanabiliyorlar sana. Ve ben mesela yaşadığım yerdeki neredeyse bütün hayvanları tanıyorum ve benim yaşımda politik olmanın şu dönem için önemli olduğunu düşünüyorum. Politik olarak ilgimi çeken konular, Türkiye politikası anlamında hani 20 yıldır aynı hükümetin olması beni biraz daha dışarıdaki politika anlamlarına yöneltti. Demokrasi anlayışı ve daha değişim anlayışı biraz daha olan bir ülke. Ailemin 16 yaşında olduğu zamanlara göre şu anda 16 yaşında olmak bayağı farklı. Sesleri hep içlerinde tutulmaya zorunluydu. Ama bu jenerasyon 16 yaşında olmak demek ki kendi sesini duydurabiliyorsun ve kendi sesinle bir farklılık yaratabiliyorsun gerçek anlamda. Büyüyünce yazılım okumayı düşünüyorum bilgisayar üzerine. Evet, şu anda kod yazıyorum. Bilgisayarla da uğraşıyorum. Ve arkadaşlarımla basketbol oynamayı da çok severim. Basketbolda en çok rekabeti seviyorum. Çok rekabet içinde olan bir insanım. Her şekilde basketbolda kazanmak için oynarım. Sinan benim sevgilim. Yani onun için çok fazla beraber vakit geçiriyoruz. 16 yaşında sevgilinin olması beraber büyümek demek. Çok ünlüdür fal bakmak. Ne zaman Türk kahvesi içilse sonrasında bir fal bakılır. Türk kahvesini içiyorsunuz, en altında telve kalır. Sonra onu fincanın üstüne kapattıktan sonra şekiller çıkar ve falcı buna göre onu yorumlar. Ben inanmıyorum şahsen ama bazen doğru çıktıklarına şahitlik et. İstanbul böyle daha çok Orta Doğu kültüründen biraz batılaşmaya da kaymış durumda son zamanlarda. O zamanlar hani bunun iyi yanları da var, tabii kötü yanları da var. Kötü yanı hani dilimiz hafif hafif kayboluyor gibi hissediyorum Türkçe. Bence biz dilimize sahip çıkmalıyız. Benim adım Selenay. Bu da Rıfkı. Kafamda öyle düşünceler var ki sözlere dökemiyorum bunu. Ve bunun görsel bir anlamda dışarı vurması, görsel olsun, fantezi olsun. Adım Tunca, İstanbul'un Anadolu yakasında Kadıköy'de oturuyorum. Avrupa tarafını daha gelişmiş buluyorum. Biraz kaybolmuş gibi hissediyorum. Birkaç ay önce de powerlifting adlı sporun bir alt dalına geçtim. Ben bunun bench press kategorisinde çok iyiyim. Bu ay Türkiye şampiyonu olmuştum. Piercinglerimi yaptırdığımda böyle herkes çok yargılayıcı ve kötü yaklaşıyordu. Ama insanları umursamamayı öğrendim. Kendimi ifade etmek için kickbox yapıyorum. I think in Istanbul, like whether or not it's common to wear the headscarf, it just depends on the area. I think from like our generation, there isn't much like judgment. I don't really have like a deep, solid reason about why I chose to wear the headscarf. I just was like, let me just wear it. TikTok uygulamasını yaklaşık bir buçuk ay önce falan indirdim. Videolarımı İngilizce çekiyorum. Bu daha fazla etkileşim kazanmak için bir sebep olarak görüyorum bunu. TikTok fenomeni olmak istemekten çok zaten olacağımı biliyorum. İstanbul'da yaşamak aslında sürprizlerle dolu bir hayatın içinde yaşamak gibi. Baleye 5 yaşında başladım. Bu benim için her zaman büyük bir tutkuydu. Kendimi bale yaparken hiç olmadığım kadar özgür, doğal ve bütün hayattan uzak hissedebiliyorum. Ben Rusça öğreniyorum çünkü profesyonel dansçı olmak istiyorum ve baleyi şu an en iyi yapan ulus Ruslar. Çok yoğun bir programım oluyor. İstediğim şey uğruna olduğu için hani büyük gocunmuyorum bundan. İstanbul yeni belediye başkanı Ekrem İmamoğlu. Kendisi çok umut verdiği için ona inanıyorum ve biz öğrenciler olarak bizim için en iyi olan şey Akbil oldu, yani İstanbul Kart. Ekrem İmamoğlu'ndan önce bu kartlar çok pahalıyken aylık yapmak, şu anda çok öğrenciyi düşündüğü için çok ucuza indirdi. Müzik benim için çok rahatlatıyor. Birkaç ders almaya başladım ama genelde gitarı kendime öğrettim gibi biraz. İstanbul'da müzik bence şimdi bir sürü kapsamlı müziklerimiz var ve hepsi birbirinden güzel olduğu için herkesin stiline uyacak, kendisine benimseyecek müzikler olduğunu düşünüyorum.